Ben eksiklik yapmama adına protokoldeki ilk konuşmayı Sayın Belediye Başkanımız Şefik Kürkmen'e, ikinci konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi adına vermeyi düşünüyordum ama burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden başkan adayları ve il başkanı, ilçe başkanı yok. Sayın Başkanım, siz eski bir bu işleri yapan birisisiniz. Protokolde sıra yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarıdır konuşmalar. Yani burada kaymakam olsa ben konuşacağım, sonra kaymakam konuşacak. Bu şeyi böyle usul. Konuşma verirsiniz, vermezsiniz. Ayrı mesele ama usul böyle. Bilirsiniz. Şimdi, Sayın Başkanım, bilirsiniz. Şimdi, ya arkadaşlar, belediye başkanı beni o kadar böyle rahatlattı ki ben kendim 90 kilo geliyordum, 180 kilo yük üzerinden aldı. Değerli arkadaşlar, biz burada... Ben doğrusunu söylüyorum. Ben biz burada... Neyin falan öyle bir derdim yok. Ama böyledir. Yani bunu herkes bilir. Bilmeyen yok. Biliyorsunuz ki açılışlarda belge müdüründen başlar, efendim bakanından cumhurbaşkanına kadar devam eder. Aynen öyle. Bizde de bu bunun tam tersidir. Kimse de fark etmez. Ben kaymakamın olduğu yerde, belediye başkanının olduğu yerde önce kaymakama söz veririm, sonra ondan gelen protokole söz veririm. Ancak siz bizim önümüzü açtınız, bize güzellik kattınız. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, kısa tabii. Evet. Burası o zaman başkan diyor ki bu konuşmayı alttan yukarıya doğru yapalım. En son top benim elime düşsün. Bakalım. Hayır öyle bir şey demiyorum. Bakalım ne olur. O da bir görüştür. Ben başkanın önerisini kabul ediyorum. Kabul ediyorum Sayın Başkanım. Ben bu toplantılara, her toplantısına katıldım bunun. İlk defa böyle oluyor. Seçim arifesi olduğu için mi oluyor, aklımdan geçiyor. Böyle bir şey yok. Siz böyle bir şey hiç olmamış. Hiç olmamış. Bütün toplantılara katılırım. En son en şeysi olan, en üstteki konuşur. Bu böyledir. Türkiye'de her yerde böyledir. Bu toplantılarda da ben katıldım. Hep böyle. Onun için siz zaman almasını istiyorsanız kısa herkes birer selam zaman konuşmasını yapar. Bu iş kapanır. Başkanım, senin sesini ön protokolle ben duyuyorum. Arkadaşlar duymuyor. Ama bundan dolayı da memnunum. Çünkü ben Türkiye'de belki de sayısını unuttuğum kadar divan başkanlığı yaptım. Yani sizinle beraber bu meseleyi tartışmak istemem. Ancak o zaman şöyle yapalım. Efendim belediye başkan adaylarına Akçabat'ımıza yapacak olduğu hizmetlerden dolayı söz veririz. Ondan sonra belediye başkan adayı olmayan yerlerde parti varsa ona söz veririm. Ve bunda da bir eksik yapmamaya özen göstereceğim. Ayrıca beni uyarın bu meselede. Sayın Belediye Başkanımızın uyardığı gibi. Öncelikle belediye başkanı adayı olup da efendim grubu olmayan, milletvekili olmayan efendim benim gördüğüm Muharrem Bayraktar var. Eksik değil mi bu görüşüm? Kendisine Bağımsız Türkiye Partisi Başkan Adayı olarak söz veriyorum. Buyurun Sayın Başkan. Değerli başkanım, değerli misafirler, yani biz Türkiye'nin her yerinde yüzlerce konferansa katılmış, televizyon programı yapmış bir insan olarak, yani önce şu konuşmuş, bu konuşmuş, öyle olmuş, bir şeye kafamızı takmıyoruz. Divan başkanımızın aldığı karar doğruydu. Çünkü ben de yüzlerce
devletin tepesindeki insanların olduğu programlara katıldım. Hiyerarşi Sayın Başkanımızın dediği gibiydi. Ama biz ona kalkmayalım. Üstünlük bilgidedir, sıralamada değildir diyerek sözüme giriyorum. Sayın Divan Başkanı, çok değerli katılımcılar, hepinizi saygı, sevgi, hürmetlerimle selamlamak istiyorum. Öncelikle Akçabat Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'nin Mali Genel Kurulu'na bizleri de davet ettiklerinden dolayı, sizlerle de buluşturduklarından dolayı kooperatif başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda teşekkürler etmek istiyorum. Ve genel kurulun demokratik ortam içerisinde bilgi toplumları bilgiyi paylaştıkça topluma daha faydalı olurlar. Ve bilgi toplumları soran, sorgulayan, hesap veren, hesap alan şeklinde olmalı. Burada da bunun örneklerini gördük. Hesap da soruldu. Yönetim kurulu hesabını da verdi. Tabii dozunu da iyi muhafaza etmek lazım. Bundan dolayı ben zamanlarınızı çok fazla alma taraftarı değilim. Bizim de farklı yerlerde programlarımız var. Bu Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'nin, Mali Genel Kurulu'nun hem akçabatımıza hem kendilerine tüm toplumumuzda hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Sayın Başkanım buyurun. Sayın Divan, değerli dostlar, sevgili esnaf kardeşlerim, hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Öncelikle yerimden Sayın Divan'a işaret ettiğim hususu belki duymayanlar vardır. Onu tekrar etmek isterim. Konuşmalarda protokol sırası aşağıdan yukarıya başlar. En son, en üstteki en son konuşur. O bakımdan bunu söyledim. Yoksa ben bir farklılık istediğim için bunu söylemedim. Ben belediye başkan adayıyım ama belediye başkanıyım. Şu anda buraya belediye başkanı olarak geldim ben. Akçabat'ın belediye başkanıyım ben. Kaymakam Bey olsaydı, Kaymakam Bey benden önce konuşmaz. Böyle bir usul yoktur. Bunu tekrar belirtmek isterim. Fazla zamanınızı almak istemem. Akçaabathaber.com. Akçaabat'tan haberiniz olsun.